Merhabalar, Flash of Clans'a hoş geldiniz. Bu bölümde Clash of Clans'ta nasıl ilerleyeceğiz, nasıl köy kuracağız onları gösterecektik. Burada daha önceki bölümde ben altın rezervlerimi, ganimetlerimi falan almıştım. Şimdi devam ediyoruz. Buradan yine bir kışla almam gerekiyor. Kışla alın ki savaşa devam etmem lazım. Şu an küçük bir eğitimdeyiz işte. Savaş nasıl olur? Köy düzeni nasıl kurulur? Yani düzenden bahsetmez genelde işte. Falan söyler. Şimdi bana diyor ki birlik de savaşa gidelim diyor. Ben de buradan barbar basıyorum. İlk askerimiz barbar zaten. Burada 20 çarpı kaç saniye ya? 14 saniye mi? Yani burada beklemek istemediğim için bir yeşil taşımı harcıyorum. Normalde harcamamamız gerekiyor. Daha doğrusu harcamamak için demek istediğim şu: ne kadar çok yeşil taşın kalırsa o kadar çok inşaatçın olur. İnşaatçın olursa da o kadar çok çabucak köyü geliştirirsin. Şimdi Koplinlerin köyüne geldim. Bir savaş gerçekleştireceğim. Askeri olabildiğince dağıtıyorum. Askerin güçlü. Hemen alsınlar. Hemen altına hem de yüzdürü alıp gidelim diye bekliyorum. Altına ve daha doğrusu dönemete yüksek ihtiyacım var. Köyümü geliştirmek için. Zaten bu savaş şeyi ismi yazıyordu. Oyun öğren yapalım. Eğitim olduğu için şimdi yükseltmem gerekiyor ki yükselt bunu. Birinci seviyeden ikinci seviyeye yükseltecek. 10 saniye gibi bir saniye verdi. Yeşil taşı kullanmayacağım. Olabildiğince bu konuda cimri olmak istiyorum. Çünkü buna ihtiyacım var. Bana diyor ki seviyeni buraya dokunmalısın diyor. Yeni bir müsabaka arıyorsan diyor. Tamam dedim. Bir bakayım burada bana şeyleri gösteriyor işte. Yeşil taşları verecek. Onlar için yapmam gereken görevleri gösteriyor zaten. Bunu anladık. Sen bu işi biliyorsun diyor. Önce ben biliyorum. Önce müsaade edin. Asker basayım değil mi? Bol bol asker basayım ki savaşa gidip bunları bir halledeyim. İki tane inşaatçım var. Şunları ne kadar çok toplarsanız o kadar çok yeşil taş kazanırsınız. Yeşil taş demek sizi inşaatçı kazandırır. İnşaatçılarda da şuradan alırsınız. Bakın bizim buradan 5 tane, bize müsaade ettiği 5 tane. 5 tane alabiliyorsunuz. Bundan sonraki inşaatçı almak için 500 yeşil taş. 3. inşaatçı alıyorsunuz. 4. inşaatçı için 1000 tane. 5. inşaatçı için 2000 tane yeşil taşınız olması gerekiyor. Ben kendi köyümde 13. köy binasındayım zaten. 6 tane inşaatçım var. 6 tane nasıl oldu? 6.'yı ben Otlu'dan kazandım. Şimdi şurada bir gemi var. Şu deniz kenarında görmüş olduğunuz gibi. İlerleyen bölümlerde bizi başka bir köye gönderecek. Ve orada kazanımlar yaptığınız zaman size 6. inşaatçıyı da veriyor. Tabii bunun için de bir görevleriniz var. Bayağı ben bir zorlandım. Herhalde 3 ayda falan tamamladım. Para basmadan kendi emeklerimle 3 ayda falan tamamladım. Zaten köyü geliştirmiştim. O da benim için büyük bir fırsat oldu. Şimdi bana diyor ki bu şeyleri geliştir. Evet, geliştirmeliyim ki mesela iksir depomu, altın depomu geliştireyim ki savaşa gittiğim zaman ben onlardan onları doldurayım. Ne kadar çok doldurursam o kadar da çok yapacağım. Şu inşaatçıya bastığınız zaman şöyle bir liste açılacak. Burada işte size almanız gereken şeyleri söyler. Ben size iksir toplayıcısını almamışız. Onu almamız gerekiyor. Yeni kışla varmış. Onu alacakmışız. Yeni altın madeni varmış. Onu alacakmışız. Okçu kulesi, top ve duvar varmış. Onları alacakmışız. Alacağız evet. O zaman madem alacaksak biz buradan şu dükkana gidiyoruz. Dükkandan bakalım neler alacakmışız. Kaynakları tıklıyorum. Kaynaklarda bir altın madenini alıyorum. Bu zaten 10 saniye gibi bir şey sürüyor. İlk başta olduğu için çok kısa. Ama zamanla köyünüz geliştikçe günlere, saatler, günler geliyor.
Bu şekilde zaman geçmiyor. Bir an önce işte bitse de yeni şeyleri tamamlasam diye bakıyorsunuz sonra benim gibi. Ben onları tamamladım zaten. Artık son seviyeyim de. Bir tane de iksir şeyini alırım. O arada da o bitsin. Bunları işte yapıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Bakalım. Biz de ikiye atladık zaten şu anda. Gidelim. Başka neler alabiliyormuşuz? Onları alalım. Şimdi savunmaya geldim. 10 saniye diyor. Beklemek istemediğim için hemen bir onu da aldım. Kurulumunu yapalım. Hatta bunu şöyle koyalım da savunmamız da bize yardımcı olsun, değil mi? Koyalım oraya. Bitti. Gidiyorum dükkandan yine. Savunma kısmına geliyorum. Savunma kısmında duvarlar var. 1 dakika sürüyormuş. Okçuyla kuralım. İşte harcamayacaktım ama neyse harcayayım. Bu şekilde yapabiliyoruz. Önce bir şimdi kaç tane barbarım oldu. Ona bakalım. Yani 20 tane barbardan 11 tanesi çıkmış. Şimdi bir de 12.yi de alıp gidelim saldırın ya da beklememize gerek yok. Şuradan başlama açık değilmiş gerçi. Oyunculardan başlayalım. Buradan para toplayacaksınız arkadaşlar. Alıştırma kısmında sizi savaşa hazırlar. Savaşa hazırladığı için de bazı şeyler de hatırlıyoruz. İleriki karşı saldırıları falan geçtiğim zaman en azından bir deneyim koy bilgisi, işte neler var, topçu suydu, bilmem ne suydu, onlarla ilgili bilgilerimiz var. Tabii ki bu sanırım tam hatırlayamadım ama böyle bir seviye geçtikten sonra bunların hepsini zaten yapacaksınız. Saldırıyı ben göstereyim size, şu savaş bitsin de bir bitsin, onu da göstereyim size. Ne zaman başlayacağımızı orada belki not halinde gösterir, ona da bakalım. Okçuya kısaldık, zaten basit bir köydü. Alabileceği bir köydü en azından, öyle diyelim. Bir de Haziran sezonu var. Onu 7. belediye binasında açılıyor. Bilen arkadaşlar bilirler zaten. Şuradan bir önce ben bir asker basayım. Eksik kalmasın. Büyü basamıyorum. Çünkü 5. belediye istiyor. Hızlı eğitim diye bir şey var. Hızlı eğitim de yine 5. seviyeniz olması gerekiyor. Şimdi saldırı geldiğim zaman saldırıda şu kısımda barbarın olduğu bakın hareket ediyor. Orada eşleşme bul diyorsunuz, diyor ki koruma altında, o yüzden mali şeyini düşürmedi, kalkanı düşürme diyor. Bana uyarıda bulundu ama ben dinlemedim. 4 tane askerle ne alabilirim, hiçbir şey alamıyorum diye düşünüyorum. Maksat hani size göstermiş olmak olduğu gibi yani onun için gelmiş olduk. Kimseye saldırsın efendim, zaten 4 askerle çok iyi umudum yok. Sadece bir kendimiz bir şey alsın diyeceğim, onu da alamayacak zaten. Birinci seviye barbardan ne olduk kesinlikle hiçbir şey olmaz. Yani birinci seviye barbardan bir şey olmaz. Aynen de öyle oldu, hiçbir şey olmadı. Köyümüze geri dönüyoruz. Yine hemen asker basıyor. Asker çok önemli. Askerimiz hazır, hali hazırda olsun arkadaşlar, basın. Hiç korkmayın. Hali hazırda askerimize basın geliyoruz. Başka yeni kışla varmış. Yeni kışı alıyorum. 10 saniye sürüyormuş. Bu en azından asker basımını ne yapacaktır? Hızlandıracaktır. Şuna bir bakmak istiyorum. Yükseltebiliyor muyum? Yükseltebiliyormuşum. Bir dakika sürüyormuş. Aslında onu da yapabiliyorum. Şurada hala zaten. Bir dakika içerisinde onu yükselsin. Hemen yükseltin arkadaşlar. Hiç durmayın. Ne kadar yüksek bir olursa özellikle kış askerleriniz, o kadar çabuk büyürsünüz, savaşları kazanırsınız. Savaşları kazandığınız gibi köyünüzü de geliştirirsiniz. Çünkü bunda ganimet önemli arkadaşlar. Ganimet önemli, savaşmanız önemli. Bunun için de taktik geliştirmelisiniz, gününüzü kurmalısınız. Zamanla zaten bunları oturtuyorsunuz. İlk başlarda ben açtığım zaman yeşil taşın hepsini harcamıştım. Sonra çok pişman oldum ama önemli değil.
bir şekilde kazanılıyor ama hani olmasa da iyi olur diyor insan. Bu dediğim gibi şu ganimet oluyor, bu iksir oluyor. Şu yeşil altın, yeşil taş. Buradaki köydeki ürünleri toplayarak yeşil taş kazanabilirsiniz. Zaten size verdiği görevler olacak. Oradan da yeşil taşları alırsınız arkadaşlar. Yönetsel sefer haritası üzerinden 10 yıldız kazan 5 tane taş vereceğim demiş. Ben de zaten şimdi mesela bir saldırı daha yaptığımda, yani bir yıldız daha aldığımda 5 taş daha gelecek. Yani amaç, ilk hedefim şu anda 500 taşı yapıp ne yapmak arkadaşlar? İlerlemek. Başka da bir şey değil zaten. Geliyoruz şimdi. Askerim boşta. O yüzden şöyle bir bakıyorum. Şunları yapabilirim diye. Duvar alalım arkadaşlar. Duvar önemli. Çok bir şey yapamayacağız şimdi. Of. Almış olalım. Şöyle toplu bir şekilde olsa da arabası. Şimdi şunu, şurada köy düzeni olacak da sıra seçtim, şöyle bir kenara alalım. Daha sonra köy düzeni yapacağız zaten. Maksat şey olsun, oyalama gibi olsun şurada. Şimdi şöyle koyayım. Oyalanması olsun. Şurada top var nasıl olsa. Onu oyalayana kadar o da vursun diye, vurur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle köy binasına yaklaştım. Koruma alanımız daha çok olsun. Tamam. Şimdi istediğim gibi olmaya başladı. Şimdi bakalım tekrardan yeni olan hiçbir şey var mı? Yok. Ordu kampı çok önemli. Onu hemen almamız lazım. Ama onun için de iksiri yüklememiz lazım. Bakalım. Kaç tane benim şeyim var ya. Askerim var. 20 tane. İyi. Gidelim. Pardon. Savaşımızı yapalım. İksirimizi kazanalım. Buradan gönderiyorum. Diğer tarafta uçaklar var. Şöyle şöyle bakalım nasıl yapacak. Yani 3 yıldız olur diye düşünüyorum. Yani 3 yıldız olsun taş. Yani şu anda ganimet önemli. Bana bir inanmıyor. Bırakırsa ganimet önemli. Şu anda öyle gözüküyor. Çünkü hiçbir altın deposu yok. Altın deposu olmadı gibi. Şimdi geldi zaten. Şimdi geliyor. Niye 2500 mi? Düşükmüyoruz. 2500 mi? Niye? Ne yapsaydı? Hadi bakalım. Aldık hadi. Kuyusunu sana dönün. Bizim gibi bak. Bomba vermiş orada. Bombaları tutaklamış. Sonra ben askerim. Gelip de onu öldürene kadar. Canınızı okurdu valla. Hemen bana yeşil taşımı ver. Ver ver ver. Yeşil taşımı ver. Şöyle. Bakalım. Ben şu eksiği tamamen doldurmak istiyorum aslında da. Bir saldırı yapacağım. Ah, ne güzel dışarıda, harika. En sevdiğim şey şu anda dışarıda. Ölümlerim lazım. Şuradan daha böyle de gitsin. Ah. Geçtiğim şöyle bir yapıyorum. Güzel, geçti. Ben de ben burada kalmadı. Şeyim yok ama bekleyeceğim. Müzik. Müzik. Artık bu işler diyeceğiz, şöyle diyeceğiz. Yani altına gittiğimiz zaman aslında öyle diyeceğiz.
Köy binasını bu çocuk ortada bırakmak çok mantıklı değil. Hani çok rahatmış. Hiç korunum yok. Bu köyün hiçbir korunması yok. Yani benim köyüm baktığım zaman bir strateji yapmam lazım. Buradaki top köyü nasıl koyacak? Belediye binası çok önemli. Belediye binası yine savaşı kaybettim demektir zaten. Yani her şeyi yap ama belediye binasını yapma. Zaten evine taşıdığınız zaman bunları görünce yapacaksın. Sonra şuradan yıldız almakta neydi? Yıldız aldım diyorum. Artık bundan sonrası beni çok ilgilendirmiyor. Hemen şuradan bir ordu kampı almak istiyorum. Ordu kampım olursa en azından daha çok asker basarım. Yani ne kadar büyütürseniz o kadar asker basarsınız. Hemen okçum da çıktı zaten ama param yok. Şimdilik ben şey yapacağım. İnşaatçımın postu ne zaman çıkacak? 2 dakika sonra bitiyor. Ordu kampı 1 saat sonra bitiyor. Zaten köy yeni olduğu için şimdi şey olmaz yani. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Bakalım. Girelim tek savaşını yapalım. Maksatımız. O çok iyi ama alamam. Alamadım. Ölüyorum. Sana gerek yok. Başka yerlerde vardı dışarıda bırakılan zaten. Şimdi hallederiz onu. Evet. Şunu bir görelim. Çok fazla sattı. Şey tuttu. Aldı tutar. Tuttu. 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 Nereye gidiyorsunuz bakalım. Bakın ağzını yapıyorum. Bakıyorum ama hiç beklemeyeceğim şu anda. Maksatım zaten. Biraz ondan. Biraz ondan. Çeşit olsun arkadaşlar. Hiç sorun değil. Zaten bitti diyor sana. Yeri de veriyor. Onun şeyin okçunun parası 50. Ama barbar değilmiş. Yarı yarıya. O yüzden dersin iki tane daha basarsın. Şimdi geldik. Şuradan bir tane daha basacağım. Maksat hazır olsun askerim. Ona göre bir şeyler yapacağız. Burada kupalarımız olur arkadaşlar. Kupalarınız sizin hangi ligde olduğunuzu gösterir. Bu aslında çok da önemli değil. Ne kadar kupanız yüksek olursa o kadar kuvvetli köylerle karşılaşıyorsunuz. Ama bir de bakıyorsunuz bazen öyle şey oluyor ki bunlar mı kuvvetli diyorsunuz siz. O halinizde daha zayıf olmuş oluyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Yarın yine atacağım. Bundan sonraki aşamaları göstermek için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Son şu inşaatçının da görevini tamamladıktan sonra size hoşça kal diyeceğim. Ona da bir görev verelim. En azından köy boş durmasın, gelişsin. Gelişmek her zaman iyidir diyoruz. Neye verebiliriz ona bakalım o zaman. Eksir toplama diyor. Topu verelim. Topumuz kuvvetli olsun ya da eksir deposuna verelim de en azından o büyüsün çünkü çok para toplayacağız. Kendinize dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine köy geliştirme modunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.